Bu videomuzda parça üzerinde biraz görüntü ayarlarından bahsedelim. Şöyle ki ve mouse hareketlerinden mouse'un tekerleğini ileri geri hareket ettirdiğimde zoom in, zoom out yani yaklaştırma ve uzaklaştırma işlemi yapmaktadır. Bu da yine mouse hareketinize göredir. Yani mouse'unuzun ucu neredeyse ona göre uzaklaştırır ve ona göre yakınlaştırır şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Sola basılı tuttuğumuzda seçme işlemi yapar. Sağa basılı tuttuğumuzda ise taşıma işlemi yapar. Tekerleğe basılı tutup mouse'u çevirdiğimizde ise döndürme işlemi yapar. Sağ tarafta da bu işlemleri görüyorsunuz. Bakın pan VF taşıma işlemi. Veya burada rotate VF döndürme işlemi veya spinner VF bu görünüşte döndürme işlemi veya ekranı bu görünüşe göre kilitlemek istiyorum. Bakın hiçbir şekilde hareket ettiremiyorum, çeviremiyorum. Bu görünüşe ekranı kilitlemiş oldum. Evet. Kaldırdım tekrardan. Görünüşler burada. Gördüğünüz üzere top kamera, bottom kamera, front kamera, back kamera diye left kamera. Bu şekilde seçtiğinizde istediğiniz görünüşü elde edebilirsiniz. Veya kendinize klavyeden kısa yol tuşları atayabilirsiniz. Onu da şöyle yapalım. Tools, Customize, Shortcut Case. Burada hangi bölümde kısa yol tuşu eklemek istiyorsanız şöyle görünüşler olduğu için Visualization bölümüne gidiyorum. Ve Visualization'lar içerisinde kameralar olduğu için Visualization kamera bölümüne gidiyorum. Burada hangi bakışa kısa yol tuşu eklemek istiyorsanız mesela back kameraya Ctrl, Alt veya Shift tuşlarından herhangi bir ikonu kullanarak istediğim bir sayı olabilir, rakam olabilir. Yanına eklenti yapıyorum. Mesela Ctrl 1 kamera olsun. Again bottom kamera Ctrl 2 olsun. Ekle diyorum. Front kamera Ctrl 3 left kamera Ctrl 4 right kamera Ctrl 5 bir tane de top ve perspektif alalım. Ctrl 6 perspektif de Ctrl 7 olsun diyorum. Ekledim ve onaylayıp çıkıyorum. Şimdi görünüşler Ctrl 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olarak gördüğünüz gibi eklenmiş oldu. Yani buradan da ulaşabileceğiniz gibi çalışma sayfanızı özelleştirebilip özel kısa yol tuşları da atayabilirsiniz. İzometrik bakmak istiyorsam da perspektif kamera burada. Ekranı 3'e veya 4'e bölmek istiyorsam pencere bölümü burası. 2VF iki görünüş. Bir tarafta ön görünüş, bir tarafta farklı bir görünüşü alabilirsiniz. Ve gördüğünüz üzere. Ve ekranı tek pencereye tekrar geri getirebilirsiniz. Çizimi oldukça böyle yaklaştınız. Bakın şurada yaklaşma miktarı var. Çiziminiz kayboldu. Bunu ya buradan geri getirebilirsiniz veya tekrardan şöyle uzaklaşalım. Mouse'dan tekerleğe çift klik yaparak da geri ekrana sığdırabilirsiniz. Herhangi bir alana zoom yapmak istiyorsanız Zoom by Box seçeneğine dokunarak bir seçme alanı belirleyip oraya zoom yaptırabilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Tekrardan parçamızı ana ekrana sığdırmak istiyorum. Zoom to fit.
Burada ise görünüş seçenekleri var. İşte arka kesik çizgiler görünsün. Keskin hatlar görünmesin. Keskin hatlar görünsün gibi. Veya malzeme atadığınızda realistik görüntüde görünsün gibi görüntü seçenekleri var. Bakın gölgeli modda görünsün. Veya zebra çizgilerini görmek istiyorum. Bakın. Tabi buna şöyle realistik modda bakmayalım. Bu parçanın yüzey olması gerekiyor. O parçanın üzerindeki geçişleri görmemiz gerekiyor. Veya bundan sonra çizeceğim çizimlerin ve katıların burada belirleyeceğim renkte görünmesini isteyeyim. Mesela şöyle kırmızı diyelim ve herhangi bir profil çizelim şuraya. Şu görüntü zebrada kaldı. Şöyle aynı default değerine geri dönelim. Herhangi bir şey çizdim. Buna yine bir hacim verdim. Şöyle bakın. Çizgim kırmızı oldu. Veya yaptığım işlemde kırmızı renge bürünmüş oldu. Başka bir renk verdim. Yeni bir çizim oluşturdum. Onaylamadan göstereyim. Skecim sarı ve yapmış olduğum Extrude'da sarı renkte görünüyor. Bunu default'a almak için geliyorum buradan. Çarpıya basıyorum. Default parametreye geri dönmüş oldum. Yine çizgi kalınlıklarıyla da oynayabilirsiniz. Görünür çizginin kalınlıklarını, görünmez çizginin kalınlıklarıyla, eksen çizgileriyle ve bu çizgi renkleriyle oynayabilirsiniz.